sosyallerdenim. Dernek alanı benim aslında gönüllü yaptığım bir faaliyet alanı. Aynı zamanda kendi çalıştığım ve hayatımı kazandığım alanda bir medya reklam şirketim var. İşte hem medya reklam işi hem aynı zamanda gazetecilik tarafı var. Oradan hayatımı kazanıyorum. Onun dışında işte doktorlukta aslında işletme doktorası yaptım en son. O da onun da konusu sosyal girişimcilik, sosyal sorumluluk ve sosyal değer yaratma üzerine bir tezle bitirdim. Akademik alanda da böyle bir çalışmam var. Çorbada tuzun olsunu biz yaklaşık işte 3 sene önce kurduk. 2017'nin ocağında kurduk, 6 Ocak'ta. Bundan önce de bir 2,5 senelik de bir inisiyatif dönemi var. Toplamda işte bir 6 senelik aslında bir maceramız var. Çorbalı Tuzun Olsun Derneği evsizlik alanında çalışıyor. Hepinizin az çok zaten bilgi sahibi olmuştur. Bunun dışında genellikle dışarıdan gıda dağıtımı yapmakla biliniyor. Fakat aslında kuruluş amacı da evsizlerin topluma kazandırılması ve sürdürülebilir çözümlerin uygulanabilmesi, hayata geçirilmesi için kurulmuş bir kurum. Bizlerin özellikle ilk 2,5 sene inisiyatif dönemindeki getirebildiğimiz nokta birazcık daha gıda dağıtımı, temel insani yardım endeksiydi. İşte kurulurken de bu sürdürülebilir çözümleri nasıl yaparız, köklü çözümler üretelim diye bir dernekleşme sürecine girdik. Bu sürece girdiğimizde de ister istemez tahmin edersiniz nasıl bir şirket kurarken işte hedef kitle vesaire seçiyorsanız biz de burada bir gönüllü kitlesi, kemik kadro kimlerden olması lazım, nasıl ilkeler ve nasıl değerler üstünden yol almamız lazım gibi bir aynı zamanda stratejik de bir planlama kısmımız vardı. Bu noktada ilk başta şunu söyleyebilirim. Gıda dağıtımlarına başladığımızda önceden bir dernekle beraber, Şefkat Derneği ile beraber yaptığımız için ilk başta aslında gıda dağıtımını tek başımıza yapabilecek bir sistemi kurmakla uğraştık. Aynı zamanda maddi bir kaynak, finansal kaynak yaratmak gerekiyordu. O kaynak geliştirmede bulunduk. Bunun dışında kaynaklar genelde kaynak geliştirme dendiği zaman herkesin aklına finansal olarak bir kaynak geliyor ama aslında kaynaklar dörde ayrılıyor arkadaşlar. Bunun içinde işte fiziki kaynak, beşeri kaynak ve fikri kaynak da var. Bu noktada bütün bu kaynakların geliştirilmesiyle açısından aslında özellikle ilk 2 sene ciddi bir performans sergiledik. Gönüllü kitlesini seçerken 7'den 70'e her yaş grupları olmasına rağmen, her kesimden insan olmasına rağmen ki bunu da şu şekilde sağladık. Birçok sivil toplum kuruluşu genel olarak ideolojik ve siyasetten, siyasi ve ideolojik şeylerden uzak olduğunu söylerler. Fakat bunu Türkiye'de hepiniz de biliyorsunuzdur. Çok az bir kurum bunu uygular. Biz bunu aslında başaran sayılı kurumlardan bir tanesiyiz. Onu da nasıl yapıyoruz? Kurallarımızı bu konularda birazcık daha sert işletiyoruz. İşte nedir? Siz herhangi bir kimlikle alakalı, siyaset bir şeyle alakalı ya da ideolojik konularla alakalı ya da inanca dayalı konulara. Hatta şöyle söyleyeyim, bizi ayrıştırabilecek taraftar grubu konuşmaları, yani Fenerbahçe Galatasaray'ı konuşmak bile bu tarz şeyleri dernek çatısı altında yaptırmıyoruz. Yapmaya izin vermiyoruz. Yani kim olursa olsun, yani 50 yaşındaki bir abiye 3. uyarıdan sonra dernek dışına aldığımız oldu. İşte buna uymayan gönüllülerimizi işte süreli olarak uzaklaştırdığımız oldu ya da tamamen işimizi dernek faaliyetlerine almadığımız oldu. Bu şekilde bunu sağladık. Ve her kesimden insan var. Özellikle ama kemik kadro dediğimiz yani bu yöneticileri olan kişiler genellikle orta yaş ve çoğunlukla da birim sorumlularında işin içine katarsak üniversite öğrencilerinden oluşuyordu. Hedef kitlemiz aslında üniversite öğrencileri, lise öğrencileri ve gönüllü kitlesini hep daha küçük yaş gruplarına da ayırmak. Bunun altında yatan aslında fikir de şuradan kaynaklanıyor. İster istemez bir evsizlik alanında köklü çözüm ortaya koymaya çalışırken en nihayetinde bir sivil toplum kuruluşu olarak bir iddianız oluyor ve sivil toplumda da çeşitli ortaya ilke ve değerler koymanız gerekiyor. Nasıl bu siyasi ve ideolojik konularda böyle keskin bir şey koyuyorsak, şey noktasında da sivil topluma yaklaşım konusunda da şöyle bir yaklaşımda bulunduk. Aslında bütün çoğu dernek ve vakıfta zaten
gençler her zaman gönüllülük faaliyetlerinin ana enerji kitlesini oluşturur, enerji sağlayan kitleyi. Biz bunu Afet Platformu'nda birçok STK'da da yaşıyoruz. Paydaşlarımız da işte TOG'dan tutun Ahbap'a kadar baktığınız zaman hep genç bir kitle var. Fakat bizim özellikle bunu seçmemizin altında bir de bir vizyon da var. O da şu aslında. Mevcut sorunların aslında ortaya çıkması mevcut sistemden kaynaklanıyor. Mevcut sistemi biz bütün toplumlar için, Türkiye'ye has değil bu. Bütün dünyadaki toplumlar bir sistemi olarak işlerken, hayatımıza devam ederken bizim yaşam tercihlerimiz, toplumdaki işleyen sistemler ister istemez ortaya çeşitli sosyal sorunlar çıkartıyor. Hatta sadece sosyal değil, ekonomik, kültürel ve psikolojik sorunlar diyelim. Bunları ortaya çıkartıyor. Biz de burada aslında Einstein'ın bir sözünden de esinlenerek işte mevcut sorunları onu ortaya çıkartan zihin yapısıyla çözemezsiniz fikriyle. Mevcut sisteme adapte olmuş, yozlaşmış, yozlaşıyı az çok kabul edebilmiş, kitlelerin görüşleri üzerinden değil, daha çok daha berrak düşüncesi olan, bir şeyleri değiştirebilmeyi daha çok isteyen, tutkulu bir şekilde isteyen, daha çok umut sahibi olan ve aynı zamanda bütün bunları, bu istekleri taşırken hem zamanı, enerjisi olan kişileri, gençleri, öğrencileri tercih ettik ki buradaki inancımız geçmişte de gördüğümüz, aslında bu çok rutin bir şey. Belirli yaş grupları bir şey, o boş zamanını, enerjisini bir şeylerin parçası olmak için dolduruyor. Bunu kötü alışkanlıkların işte ya da kötü alışkanlıkların dışında siyaset, ideolojik şeylerin değil, onun yerine direkt çözümün parçası olması ve hatta mevcut sistemin çeşitli ön yargılarını da kırarak genç kitleyi çözümün aktörlerinden biri yapmak istedik. Bu yüzden de böyle bir konumlandırmamız oldu. Bunu da şu yüzden söylüyorum. Çok basit üstünden gideyim. İşte sizin yaş grubunuz, öğrenciler için, üniversite öğrencileri için söyleyelim. İşte en sorumsuz çağ olarak gözüküyor ki bize ilk tepki böyle geldi. Kendi içimizde bu tartışmayı yaparken ya işte üniversite çağında biz de çok sorumsuzluk. O yüzden bununla karşılaşabiliriz. De aynı şekilde liselerde klasik işte daha ergen algısı var. İşte daha küçük yaş gruplarına ilkokul ya da okul öncesi çağda ya daha çocuk algısı var. Bu noktada biz şöyle yaklaşıyoruz. Bunun böyle olmadığına inanıyoruz. Nitekim de bunu ispatladığım tamamlayalım. Aynı zamanda bunu da ispatladık. Bununla alakalı da ilerleyen dernek faaliyetleri açısından size bunu zaten anladığımda nasıl ispatladığımı göreceksiniz. Böyle bir algımız vardı ve inandığımız değerlerden biri de şu sivil toplumda. Genellikle bunu şu an hepimiz çok daha fazla yaşıyoruz. Belki bunu eski dönemlerde sosyal medyanın işte bu denli teknolojinin gelişmediği, herkesin artık internete erişmediği bir dönemde belki bu çok belirgin ortada olan bir şey değildi ama şu an çok hepimizin net gördüğü bir şey var. Belki hatta ister istemez bizim de yaptığımız bir şey bu belirli zamanlarda farkında olarak ya da olmayarak bilinçli ya da bilinçsiz. O da şu arkadaşlar. Örnek verelim. Teknolojinin gelişmesiyle genellikle herkes çok fazla birbirini suçluyor. Birbirini suçlamasa da ya kendi ideolojik ya da hayat görüşlerini ispatlamak ve bunları savunmak üzere ya da karşıt gördüğü kişiler, kurumlar ya da hayat görüşlerine karşı bu ne olursa olsun ister dini referans ister çeşitli başka sosyolojik referanslar hiç fark etmez. Bir karşıtlık üzerinden birbirini yaftalamak üzerine kullanıyor ki biz bunu sık sık yaşıyoruz. Yani bunu bizzat şey yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de şu. En son 2-3 hafta içinde bir evsizlerle alakalı sosyal medyada bir tartışma döndü. İşte bizim de paydaşımız olan sahadaki aktif çalışan kurumlardan bir evsizlik alanından çalışan aynı alanda çalıştığımız işte bir dernek bir video paylaştı. Onun üstüne özellikle siyasi kutuplaşmaya nazaran bununla alakalı bir tartışma yapıldı. İşte hükümeti destekleyen ya da belediyeyi destekleyen ya da belediye karşıtı ya da hükümet karşıtı üzerinden. Şu kadar söyleyeyim. Mevcut toplumun tartıştığı ve topluma aktarılan konu öyle değildi. Yani normalde toplumun evsizlerle alakalı yaptığı bu tartışmada mevcut kamu kurumlarıyla alakalı bilgi sahibi olduğu ya da birbirine paylaştığı şeyler. Hatta kamu kurumları da kendini bence doğru şekilde iletişimini kurmadı. Ama mevcut tartışmanın dışında bir evsizlikle alakalı kamu kurumlarının arasında bir çalışma var. Biz bunu arka planda o çalışmalarla görüştüğümüz için ben söylüyorum direkt işin içinde olduğumuz için. Yani farklı bir dünya var ama sosyal medya ne yazık ki insanların
konuşmak istediği ve özellikle dürtüleri ve duygularıyla işte aslında başka sorunlara sebep olduğu farkında olmadan çatışmayı beslediği bir alan. Hatta nefret suçlarının ve bununla beraber samimiyetsiz hak savunuculuğunun aslında birebir alanı. Bunu da burada da neyden bahsetmeye çalışıyorum? İşte bugün hak savunucusu dediğimiz kurumların çoğunluğu genel olarak bu yargıyı yani birazcık sivil toplumu aynayla yüzleştiriyorum kendisiyle. İşte hak savunuculuğu yapan kurumların, inisiyatiflerin çoğunluğu eleştirmek ve şikayet etmek üzerine. Ve şöyle söyleyeyim, bir mağduriyeti ya da bir haksızlığı ortadan kaldırırken bir başka haksızlık ya da bir başka mağduriyetleri ortaya çıkartabiliyorlar. O sözel tartışma yaparak, diplomasiden ve çözümden çok uzak. Halbuki sivil toplumun ya da sosyal sorunların ya da hak savunuculuğunun aslında başlıca olmazsa olmaz noktası nedir? Toplum içindeki çözümü sağlamak, haksızlığı ortadan kaldırmak, mağduriyetleri ortadan kaldırmak. Bizim de aslında kurum olarak böyle bir yaklaşımımız vardı. Bunun altında yatan vizyon da şu. Evet, siyasetçiler, bürokratlar yeterince duyarlılık göstermiyor olabilir, farkındalıkları olmayabilir. Aynı şekilde özel sektör yeterince fon ayırmıyor olabilir ama burada sivil toplum kuruluşlarının kendisiyle yüzleşerek, şimdi size yaptığım gibi somut örnek üstünden, biz nerede eksik kalıyoruz ki kendi savunduğum alan ya da hak savunuculuğu konusunda siyasi ya da bürokratlar üzerinde lobi yapamıyorum? Ya da nerede eksik kalıyorum ki özel şirketler CEO olsun, müdür olsun oturup da bir duyarlılık ya da farkındalıkla ya da onlar üstünde kurulacak bir lobiyle fon ayırmıyorlar. Bunlarla yüzleşebilmek. Bunu da ilk kurulduğumuz zaman hiç unutmuyorum. Sabancı Üniversitesi'nin biz duyarlılık şeyine katıldık. Orada aslında tespit ettiğimiz bir şeydi. Oraya işte STK'lar gelmiş. STK'ların yaptığı şey şu. Sabancı Üniversitesi'ne de proje yapan kurumlar gelmiş işte. Çeşitli uluslararası firmalar, holdingler. İşte ya onları ayağa kalkıyorlar, söz alıyorlar. Doğal onlar da PR'ını yapıyor. Yaptıkları sosyal sorumluluğu anlatıyorlar herkese, kurumlara. Oraya da aslında STK'ların davet edilmesinin olayı da şu, amaç şu. Profesyonel mantık şudur. Farklı iki sektör bir araya gelsin. Hem özel sektör kendini anlatsın. Bununla alakalı aralarda özellikle işte o yöneticilerle sivil toplum kuruluşu yöneticileri, sorumluları bir araya gelsin, tanışsınlar. O anki networkler kursun. Amaç bu. Ama tabii Türkiye'de daha farklı ilerliyor her şey. Bu size verdiğim örnek üstü gibi ilerliyor. İşte çoğunlukla STK'lar aralarda kişilerle iletişim kurmak yerine düzgün bir şekilde işte tam mesela Unilever'in işte orada sosyal sorumlulukla alakalı kişisi konuşuyor diye bir örnek atıyorum yani. O konuşurken orada parmak kaldırıyor ya işte bizim şuna şuna ihtiyacım var bu kadar konuşuyorsunuz bu alanda bize de destek olursunuz gibi bir baskı yapıyor ya da işte parmak kaldırıyor söz alıyor diyor ki biz geçen sene sizden yardım istedik ama siz bu alanda çalıştığınızı söylüyorsunuz bize destek olmadınız gibi saçma sapan diplomasiden uzak, çözümden uzak bir sivil toplum kuruluşu olarak bu yapılmaması gerek. Bir refleks gösteriliyordu. Biz de buradan yola çıkarak önce farkındalığı bizim, duyarlılığı bizim yaratmamız lazım dedik. Ve bu tarz ilke ve değerlerle hareket etmeye başladık. Gönüllü kaynaklarını özellikle yaparken öğrenciler üstünden bir örgütlenme yaptık. Bunu ilk başta klasik bütün aslında üçüncü sektörde yapılan, yani üçüncü sektörden kastım İşte bunun içine inisiyatifleri de katabilirsiniz. Kurum olarak siyasi partileri de katabilirsiniz. İdeolojik grupları da. Bir sürü örgütlenme yöntemi vardır dünyada. Bütün onları. Onlar gibi işte bir ilk başta yakın çevreler üstünden örgütlenmeye başladık. Üniversite öğrencileri üstünde. Daha sonra hatta daha da bu faaliyetlerin içindeydi. Üniversiteler Bir Kasede diye bir proje yaptık. Ve bütün İstanbul'daki üniversiteleri bir çatıda toplayabildik. Bu ilk başta çok küçük rakamlarla başladı. İşte atıyorum bir üniversiteden bir katılan da vardı. 10 kurum da katılıyordu ama şu an her üniversiteden İstanbul bazında konuşuyorum. En az 4-5 üniversite var. Belki de en az hadi diyelim 2 olsun. Ama mesela işte 40 kadar kulüp de var. Yani başka bir mesela Marmara Üniversitesi'ne örnek veriyorum. Sayıları bilmiyorum ama ortalamalar hep böyle. Ciddi bir örgütlenmemiz var. Bunun dışında liselilerle bir örgütlenmeye özellikle geçen senelerde gittik. İşte genç bir şenlik üstünden ve şu an birçok liseye işte atölye çalışmaları istiyorlar. Evsizlik ve gönüllülük konusunda bunu yapıyoruz. İşte seminerler veriyoruz. Onları projeler yapmaya sevk ediyoruz ki şu an mesela bir insan hakları haftasında bir
lise bizi davet etmişti. Oraya işte uluslararası bir katılım oldu. Yurt dışından okullar, Türkiye'deki çeşitli farklı okullardan öğrenciler. Onlarla mesela bir imza kampanyası hazırlığına başladık. Bunun dışında bir de arka planda Ar-Ge'mizin içinde tabii ki çocuklar da söz konusu. Oradaki amacımız da şu an üzerine arkadaşlarımız çalışıyor. Hedefimiz şu. Şu an evsizlik konusunda bir hem gönüllü olarak onları bunu aşılayalım, çevrelerine bunu aşılasınlar. Bir yaşam tarzı olarak bizim gönüllüye yaklaşımımızda biraz öyle yaşam tarzı, disiplin, inanç, dava kafasıyla yaklaşıyoruz. Bunu yaparken de aynı zamanda çocuklara şunu anlatabilmek. Evsizlik sorunlarını ortaya çıkartan toplumsal reflekslerimiz neyse çocuklara bunu anlatalım. Bunun farkındalığında olsunlar. Bundan eğitimde nasıl 20 sene sonra karşılığını alıyorsanız en erken, bunda da bir 20, 30 hatta 40, 50 sene sonra bu toplumda artık evsizliğe sebep olan davranışların düşürmek ve evsizlik riskini iyice düşürmeye çalışmak. Aslında hedeflerimizden biri bu, çocuklar üstündeki konuşuyorum. Tabii ki bunun dışında çocukların bu konuda etkilenmesi ve hem çevresine bu konuyla her daim bir aygıt gibi çalışması ve bunun dışında da kendi ailelerine, akrabalarına, büyüklerine bir şekilde kanalize etmesini sağlaması konusunda da bir stratejik hedefimiz vardı. Tabii ki bütün bunların dışında gönüllülük konusunda da bir farklı yaklaşımımız vardı. Gençlerin olmasının artı yönü şu, ciddi bir enerji gücü var. O yüzden 7/24 çalışan bir kurum inşa ettik. İşte sabah şu an pandemi öncesini birazcık bahsedeceğim. Pandemiyi ayrı tutacağım çünkü bütün kurumlar, özel sektör, kamu sektörü dahil bütün kurumlar şu an pandemi için özel bir çalışma şey yapıyorlar ve veriler de çok farklı. Orasını ayırıyorum. Ama pandemi öncesi son iki çeyreği alırsak, yine profesyonel konuşalım, son 6 ayı getirebildiğimiz noktada işte sabah 10'da evsizlerle buluşan bir grup vardı. İşte refakatçi havuzumuz var. Öğrenciler buna katılıyorlar. Çoğunlukla iki dernekte iki çalışanımız vardı. Eğer off sezondaysak, yani sömestrdeysak, herkesin memleketine döndüyse ortalama ayda 50 kişiye kimlik çıkarma, sağlık hizmetlerine erişebilmelerini sağlama, yani hastaneden randevu alma ve bu refakatçi havuzundan hastaneye kimlik çıkarmaya, karakola ya da sosyal hizmetlere, valilik kaymakamlığa gidip işte sağlık konusunda ya da herhangi bir sosyal güvenceyi sağlatma, maddi destekler almak ya da belediyelerden işte çeşitli başka yardımlar alabilmek konusunda evsizlere hem randevularını biz alıyoruz hem o süreçlerde yanında olup refakat edip sosyal izlemelerini de yapıyoruz aynı zamanda. Bu evsizlerin aslında topluma katıldıkları bir süreç. Bu gıda dağıtımlarını zaten akşamları yapıyoruz. Normalde yapıyorduk. Ona da geliriz pandemi sonrasında. Pandemi öncesinde gıda dağıtımlarını hiçbir gece bile aksatmadan 6 senedir yaptık. Daha doğrusu 5 sene diyelim, bu seneyi iptal edip 16 Mart'a kadar. Ve bunu yaparken de işte gündüz gıda üretimi oluyor. Bir grup işte şeye gittiğinde, evsizleri bir yere götürdüğü zaman, sağlık hizmeti, sosyal hizmete götürdüğü zaman sabah 10'da, bu işte off sezonda 2 kişiye kadar düşüyor. Çalışanlara kadar 2-3 kişiye de okul zamanı 7-8'e kadar çıkıyor. Bu da şu demek, ayda eğer sömestrdeysak ortalama en az 50 evsiz bu hizmetlerden yararlanabiliyor. Eğer okul dönemi ise 120-150'ye kadar evsizi biz işte hastaneye eriştirmek, maddi destek, sosyal hizmet desteğini alabilmesi, kimlik çıkartılması şeye ulaştırmışız. Bunu arkadaşlarımız gündüzleri yaparken işte gündüz bir gıda üretim faaliyetine katılanlar var. Bu ilk yeni gelenler bu konularda çok duyarlı oluyor ya da belirli yaşta olanlar gelip işte gıda üretiminde destek oluyorlardı. Bunun dışında bir de tabii ki tahmin edersiniz üretilen gıdayı akşam dağıtmaya gelen bir grup oluyor. Bunun dışında haftanın belirli günleri İşte gece 11'den sabah 6'ya kadar süren keşiflere katılan arkadaşlarımız oluyor. Bir de işte benim şu an size yaptığım gibi bir farkındalık yaratmak, duyarlılık yaratmak ya da derneği tanıtmak ya da akademik faaliyetler konusunda ya da bir başka grupta idari arkada Ar-Ge işleri yapmak gibi birçok farklı alanda çalışan, 7/24 çalışan bir organizasyonu inşa ettik. Tabii ki bu organizasyonu inşa ederken ilk bu işlere girdiğimizde de karşılaştığımız sivil toplumda gönüllülük ve bağışçılık hep Türkiye son sıralarda deniyor dünyada. Bu eleştiriyi yapıyoruz ama bu eleştiriyi yaparken sivil toplumda aslında hep bir yerden kaçınıyor. İşte çok siyasileşti bilmem ne diyor ama bunu aslında sivil toplum çok yapıyor. Ve aynı zamanda gönüllülüğü de birazcık demin size söylediğim gibi günü kurtarma algısı üstünden bir hobiymiş gibi algılatıyor insanlara. Bu noktada
gönüllü katılımı da ister istemez gönlüme göre bir katılım oluyor. İşte biz de o gönlüme göre katılımı birazcık daha gönülden sorumluluk alma. Bu gönüllülüğün bir tabii ki sorumluluk seçeceksiniz. Hayatınızda öncelikler vardır. Okulunuzun çok daha ağır bastığı zamanlar olabilir. Ailenizde bir anda hastalığı çıkabilir. Ya da siz psikolojik olarak iyi bir dönemde olmayabilirsiniz. Tabii ki bu dönemlerde her zaman gönüllülük yapacaksınız diye bir şey yok. Kölelik değil gönüllülük ama bir sorumluluğu aldığınız zaman da bunu inançlı bir şekilde yani eğer bir amaca inanıyorsanız birlikte yapmaya inandığınız bir amaç işte bir şey varsa tahmin edersiniz ki bu amaca olan motivasyonunuz da bunun işte tabiri caizse bir disiplin, bir dava, bir yaşam tarzı olarak zaten gönüllülük ortaya çıkıyor ki çok aktif olan arkadaşlarımız zaten böyle gönüllülük yapıyorlar. Bunun dışında bunu sağlarken gençlerin olmasının eksi yönü, artı yönü bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Eksi yönü gençlerin çok olduğu yerde çok fazla çatışma oluyor. Tabii ki yeni bir kurum olduğumuz için, yeni yeni yapılandığımız için bizler de tecrübe kazanıyoruz. İşte her geçen gün kendi eksikliklerimizi gideriyoruz ama bunları yaparken arada kopmalar oluyor. Kopmaların dışında çatışmalarda ister istemez faaliyetlerin yavaşladığı dönemler oluyor. Ama iyi kötü şu an getirebildiğimiz nokta bu işte topluma katılan bir 50 ile 150 arası değişen okullara göre değişen bir kitle sağlanması. Bir de ortalama ayda topluma 3 kişiyi kazandırabilmek. Yani son 6 ayda biz 2019'un son 6 ayında ortalama 3 kişiyi sokakta yaşamasını bırakmış, topluma bir şekilde uyum sağlatmış hale getirmiştik. O da şu demek, bu aslında size bahsettiğim her akşam yapılan gıda dağıtımlar ya da temel insani yardım dağıtımları, keşifler evsizlerle iletişim kurmak için. Bizim için bir araç. Ne kadar ama faaliyet ve amaçların içinde de olsa bizim için aslında bir araç olarak kullandığımız bir şey. Bunun ikinci adımı evsizlere topluma katılımını sağlamak. Çünkü evsizler toplumdan soyutlanmış bireyler. Bu soyutlanmışlık sadece işte bir barınma problemi, bina problemi değil. Ekonomik olduğu kadar yani iş ve barınma olduğu kadar bir barınamama. Yani sosyal, kültürel ve psikolojik travmatik sebepleri de olan bir şey evsizlik. Bu noktada bizim de yapmaya çalıştığımız şey aslında bu problemleri aşarken aynı zamanda onların rehabilitasyon kısmını da sağlayabilmek. İşte o aşamaya geldiğimizde de bu katılımını sağlayabildiğimiz kişiler üstünden işte bağımlılığı varsa önce bağımlılık rehabilitasyonuna başlatıyoruz. Eğer madde bağımlılığı yoksa direkt psikososyal desteğe başlıyor. Sonra barındırma ve istihdamı gerçekleşiyor. Arada kimi dönem sosyal travma atölyeleri yapılıyor. Bunun dışında çeşitli İşte bu topluma katılım faaliyetleri kişiler üstünde devam ediyor. Daha sonra sosyal izlemesini yapıyoruz ve bize herhangi bir uzman, ha tamam bu kişi artık sosyal entegrasyon sürecini tamamladı yani sosyal adaptasyon uyum sürecini. İşte ne bileyim işe girdi, barındırıldı ve artık dezavantajlı kalmadı dendiği zaman gönüllü olarak derneğe destek olabiliyor çeşitli farklı faaliyetlerde. Veya bu arada bir ekosistem, özellikle işletmeye dayalı bir kulüp olduğunuz için bu konuya daha aşikarsınızdır. Bizim işletme bilim dalında şey yaptığımız bir şey, bir sistemin ekosistem olması kendi kendini beslemesi ve sürdürülebilirlik anlamına geliyor. Bunun dışında tabii ki yurtlara aldırdığımız yaşlılar var, kadınlar var, çocuklar var ya da ailesinin yanına geri döndürebildiğimiz kişiler var. Bu şekilde bir geri kazanım da işleyen bir programımız, modelimiz var. Bunun üstünden ortalama 3 kişiyi topluma kazandırmak aslında çok kıymetli bir şey. Özellikle derneğe gönüllü faaliyetlerine geldiyseniz ya da evsizlik alanında biraz araştırdıysanız evsizliğin birazcık bir böyle kendi içinde de çıkması çok zor bir sarmal olduğunu aşinasınızdır. Çok sarmal bir şey. Çünkü evsizlik geniş bir yelpazesi olan dezavantajlı kesimi. Şöyle düşünün, ağır travma mevcut. Ağır travma demek ciddi bir güven kaybı. Kendine karşı, topluma karşı özgüven kaybı aynı zamanda. Ailesine, sosyal çevresine karşı. Hepimiz birer evsiz adayıyız öncelikle. Bunu da bilmemiz lazım. %80'in ailesi ve sosyal çevresi olduğunu görüyoruz evsizlerin. Bu noktada o güven boşluğuyla ister istemez bağımlılığa yönelim var. Her evsiz madde bağımlısı değil ama her evsiz bağımlı. Çünkü bağımlılıkla travmanın ortak noktası o güven boşluğu hem iç dünyanızdaki kalben hem nörolojik olarak. Bunun dışında ama asıl dezavantajlıklar kişiden kişiye de değişebiliyor. Arada engelliler var, AIDS hastası var, kanser hastası var, istismar mağdurları var.
Kadına yönelik şiddet mağduru var, mülteci var, madde bağımlılığı var, yaşlılar var. Bir sürü farklı dezavantajlı grubun toplumdan, ailesinden, sosyal çevresinden kopmuş, ise kendini soyutlamış, tabiri caizse ne yazık ki, yani ifade etmek için söylüyorum, toplumun en kaybeden kesimi aslında onlar. Ve böyle olduğu için de kolay kolay çeşitli etmenlerden dolayı da topluma hiçbir şekilde tekrardan yakalayamıyorlar ve yakalamakta zorlanıyorlar. Bu noktada 3 sayısı bizim için çok önemli ve çok kıymetli bir sayı. Bunu gönüllülerle yapıyor olmak, %99, %99,5'unu gönüllülerle yapıyor olmak. Ve işte size söylediğim gibi genellikle işte ya daha üniversite öğrencisi sorumsuz denen kitleyle, işte daha ergen çocuk bunlar denilen kitlelerle bunu başarıyor olmak, toplumun işte sorumluluğunu almadığı şirket, çok büyük şirketlerin fon ayırmadığı, siyasetçilerin, bürokratların yeri geldiğinde görmezden geldiği, toplumun görmezden geldiği bir kesim hakkında gece gündüz çalışarak ciddi bir sosyal değer üretiliyor. Bu pandemiye kadar böyleydi. Pandemide ister istemez etkilendik 16 Mart'la itibaren. 16 Mart'tan sonra da şöyle bir şey yaptık. Yine aslında öğrencilerden çoğunluğu oluşan bir kitleyle bir öncelikle ana akım medyaya bir röportaj verdik. Özellikle çok fazla böyle saldırgan olmayıp profesyonel bir kurumsal yapıyı oturttuğumuz için ve ideolojik ve siyasi bir yere yakınlığımız olmadığı için her medya kanalına da çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Yani bu arada bizim derneğe aynı hafta ne kadar ortada bir kurum olduğumuzu anlatmak, örneklemek için ne yazık ki böyle bir örnek vermek zorunda kaldığımız bir toplumda yaşıyoruz. Aynı hafta bize işte Sözcü de geliyor, işte Yeni Şafak da geliyor ya da Cumhuriyet de geliyor. İşte Sabahtan da geliyorlar. Ya da işte Fox TV'de geliyor, Ahaber de geliyor. Bunları bir şekilde aynı hafta gelecek şekilde bir yapıya oturtabilmiştik. Bu yüzden de hızlı bir şekilde ulaştık. Evsizler konusunda işte bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Hepinizin bildiği üzere pandemi Türkiye yaklaşık yurt dışına göre 20 gün bir ay sonra o alarma geçti. Bu geçene kadar biz hijyen kitleri hazırladık. Hijyen kitleri dağıttık bu süreçte ve 16 Mart'ta bakanlık bir genelge yayınladı. Bizim bu akşam dağıtımları, meşhur 6 senelik dağıtımlar kalabalığa yapılan ve kalabalığın bir araya gelerek yaptığı bir dağıtım. O yüzden o dağıtımı durdurduk. Bir ay boyunca herhangi bir gıda dağıtımımız olmadı. Sahaya sıklıkla çıktık. 2-3 günde bir sahadaki yaptığımız raporda evsizlerin durumunu tespit etmek, korona belirtileri olan kişileri yönlendirmek, hijyen kiti dağıtmak, işte sahaya çıktığımız günlerde konserve dağıtmak gibi şeyler yaptık. Ve bütün bunlarla beraber işte maske dağıtıldı vesaire. Bütün bunların sonucunda da bir ay sonra işte Askıda Yemek Var projesine başladık. Şu an Mealbox'la beraber yapıyoruz. İşte plazada bir Mealbox'tan sipariş veren o plaza yemekleri neyse bir aynı kalitede yemekler evsizler için askıya bırakılıyor. Biz onlara bunu ulaştırıyoruz. İşte maske dağıtımlarımız var, rutin yaptığımız. Bunun dışında keşiflerimiz devam ediyor. Sağlık durumlarını tespit etmek devam ediyor. Biz de bütün bu çalışmaların öncesinde bir işte kamuoyunda farkındalık yarattık. Ve ikinci günü, yani 18, 19, pardon 17 ya da şey pardon 18 ya da 19 Mart gibi oturduk bir rapor hazırlamaya başladık. Bu rapor şuydu. Birincisi COVID-19'un bir afet olduğunu dile getirmek. Çünkü